Ben Alman Diş Hastanesi Başhekimi Doktor Ali Onur Saylan. Bugün size zigomatik implant nedir ve hangi durumlarda tercih edilir, kısaca bunlardan bahsedeceğim. Zigomatik implantlar normal dentel implantlardan yüzey yapıları farklı, boyutları özellikle çok daha fazla farklı ve normal dentel implantlardan uzun olan özel implantlardır ve özel şartlarda kullanılır. Diş hekiminde zigomatik implantların ihtiyacı üst çenede kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde normal dentel implant yapılacak yükseklikte ve kalınlıkta kemiğin olmadığı durumlarda tercih edilir. Yapılan tomografide, yapılan alt içi muayenesinde, yapılan 3 boyutlu görüntüleme muayenesinde eğer kemik greflemesiyle veya normal şekilde bir implant yerleşimi yapamayacaksak bu sefer bizim aslında elmacık kemikleri dediğimiz halk arasında zigoma kemiklerine ulaşan yaklaşık uzunluğu 30 mm'den 50-55 mm'ye kadar yani 3 santimden 5-5,5 santime kadar ulaşan zigomatik implantları yapmak durumunda kalıyoruz. Bu implantlar özel yüzey yapıları sebebiyle hemen yüklemeli. Yani implant cerrahisi yapıldıktan sonra implantların üzerine ölçü parçaları takıldıktan sonra ölçünün alınıp 48 saat içerisinde sadece dişlerin ağızda vidalanmasıyla sabit bir şekilde protez ile hastanın klinikten çıkmasına olanak sağlayan bir implant sistemidir. Zigomatik implantların yapımı için dediğim gibi kesinlikle hiçbir şekilde kemik greflemeyle yapılamayacak durumda olan hiç kemik volümü, kemik uzunluğu olmayan hastalarda yapılır. Mesela bu hastalara küçüklükten, çocukluktan kemik gelişimi, ağız çenelerinde kemik gelişimi olmayan çocuklar ve talihsiz bir şekilde trafik kazası geçirmiş ve maksilalarının yani üst çenelerinin kemiklerinin büyük bir bölümünü kaybetmiş hastalarda bu gruplara dahildir.